MIT açık ders malzemeleri Lineer Cebir 1806 20. ders. Pekala. Bu 20. ders ve determinantlar konusunda son dersimiz olup onun uygulamaları hakkında olacak. Peki, determinantın özellikleri ve determinant için bir formül elde etmek için son iki derste çok çalıştık. Şimdi determinantı kullanacak ve her zaman bu determinant tüm bu bilgileri tek bir sayıya paketleyecek. Ve bu sayı bu zamana kadar formülsüz hesapladığımız bütün bu gibi şeyler için bize formüller verebilecek. Şimdi ters A neydi? Peki. Yani ters A için bu formülle başlıyorum. 2'ye 2 için formülü biliyoruz değil mi? Ters A için 2'ye 2 formülü. A, B, C, D'nin tersi. 1 bölü determinant. Çarpı D eksi b eksi c a. Bir şekilde 3'e 3 ve n'ye N'de de neler olduğunu görmek istiyorum. Ve aslında neler olduğunu bu 2'ye 2 iki durumundan görebiliriz. Yani bu ters için bir formül var ve onu neyle böldüm? Determinantla. Böylece burada 1 bölü determinantı verecek bir formül arıyorum. Ve ne için bunun anlamlı olduğunu hatırlayın. Çünkü bu determinant sıfır olmadığı sürece o mükemmeldir. Ve bu tam olarak bir tersin olduğu zamandır. Ama sormam gerek. Bu şeylerin herhangi birisini tanıyabiliyor musunuz? Bu D sayısının ne olduğunu geçmişten tanıyor musunuz? Sondan. Son dersten ipucum eş çarpanları düşünün. Çünkü formülüm, bu inverse için formülüm, 1 bölü determinant çarpı eş çarpanların bir matrisi olacak. Yani bu D'yi hatırlıyor musunuz? Bu neyin eş çarpanı? Eş çarpanları hatırlayın. Bu birbirine eş çarpanı. Çünkü sütun 1 ve satır 1'i kaldırdığımda D ile kaldım. Ve eksi B ne? Tamam. Bu neyin eş çarpanı? Eksi b c'nin eş çarpanı değil mi? C'yi kaldırdığımda burada b kaldı. Niçin eksi işareti? Çünkü bu c 2 bir pozisyonundaydı ve 2 artı 1 tek sayıdır. Yani eksi eş çarpanın içine gitti ve bitti. Tamam. Biraz sonra formülün ne olduğunu yazacağım. Ters A için büyük formül işte burada. O 1 bölü A'nın determinantı ve sonra bir matris. Ve o matrise eş çarpanlar matrisi C olacak. Bir şey daha gerekecek. Göreceksiniz. Devriğini almak zorundayız. Yani bu eş çarpanların matrisidir. Ama neden ona sadece eş çarpan matrisi demiyoruz ki? C'nin 1-1 bir bir girdisi 1-1'in bir eş çarpanıdır. Ve bu birinci satır ve sütunu atarak elde ettiğimiz şeydir. O bu D'dir. Ve devreğinden dolayı yukarıda burada gördüğünüz işte bu aşağıdaki adamın eş çarpanıdır değil mi? Burası devrin işe girdiği yer. Burada gördüm. Bu bunun eş çarpanı değil. Çünkü devri kaldım. Bu B'nin eş çarpanıdır. B'yi B'nin bulunduğu satır ve sütunu kaldırdığımda C ile kaldım. Ve sonra tekrar bu eksi işaretim var. Ve tabii ki 2 2 girdisi B'nin eş çarpanı olur. Ve bu A'dır. Tamam. Yani işte formül. Ama neden olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bu iki iki durumunda çalıştı. Ancak diğer birçok formülde aynı şekilde çalışabilirdi. Bunun niçin doğru olduğunu görmemiz gerek. Başka bir deyişle neden olduğunu, yani amacım bunu anlamak. Ve bunun bize ne söylediğini görmeye çalışalım. Bu bize diyor ki, A ters için ifade, hadi 3'e 3'e de bakalım. Sadece A, B, C... D, E, F, G, H, I yazabilir miyim? Ve bunun tersini arıyorum. Ve orada ne çeşit bir formül görüyorum? Bence determinant 3 çarpanın çarpımlarının bir grubudur değil mi? Bu matrisin determinantı A, E, I ve B, F çarpı G ve C çarpı D çarpı H ve eksi C, G. Ve böyle devam edecekleri içerecek. Yani 3 çarpanlı şeyler buraya yazılacak. Eş çarpan matrisinde bu şeyleri yapan ne kadar çarpanlı şeylerden var? Bu tipik eş çarpan ne? A'nın eş çarpanı ne? A'nın eş çarpanı burada tersin içindeki bu bir bir elemanı nedir? A'yı içeren satır ve sütunu atacak ve geriye kalanın determinantını alacağım. Bu onun eş çarpanı olur ve bu e'yi eksi hf'dir. İki şeyin çarpımı. Şimdi gözlemim o ki a'nın determinantı n elemanın çarpımlarını içerir. Ve eş çarpan matrisi N-1 elemanın çarpımlarını içeriyor. Ve Gauss-Jordan metodu ya da her neyle olursa olsun bu tersi hesapladığımız zaman bu şeylerin hiçbirini fark etmedik. Nasıl yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Bir A matrisi aldık, yanına birim matrisi kattık veya birim matrisi oluncaya kadar yok etmeyi uyguladık. Ve sonra o birim matris aniden A'nın tersi oldu. Elbette bu nümerik olarak mükemmeldi. Ama esasında neler olduğunu hiç bilmedik. Ve şimdi formülün ne olduğunu harflerle algoritma yerine cebirsel olarak görüyoruz. Tamam. Ama bunun neden doğru olduğunu söylemem gerekir, değil mi? Hala bu güzel sihirli bir formül. O nereden geliyor? Peki, sadece onu kontrol edeceğim. Onu burada elde etmişken yapayım. Nasıl kontrol ederiz? Neyi kontrol etmek istiyorum? Kontrol etmek istediğim A çarpı onun tersi birim matrisi verir. Yani kontrol etmek istiyorum ki A çarpı bu şeyler, şimdi tersini yazacağım. Bu birim matrisi verir. Yani kontrol edeceğim ki A çarpı devlik C'nin determinantı bu tarafa getireyim. A'nın determinantı çarpı birim matristir. İşim bu. İşte bu kadar. Bu doğruysa ve öyle o zaman ters sayıyı devrik C'nin determinanta bölümü olarak tanımlamış olurum. Tamam. Ama bu neden doğru? Bu niçin doğrudur? Bu arada yaptıklarımı aşağı yazayım. A var. A burada. Birinci satırda A11, bir bir. A1n'ye bir kadar bu çarpımı yapacağım. Ve aşağıda son satırda A N 1 A N var. Ve eş çarpan matrisin devriyle çarpacağım. Peki devri alırsam o C 1 C 1 2 aşağıya C 1 N'ye kadar olacak. Farkındaysanız genellikle önce 1 geliyor. Bunun anlamı satır 1'de olduğumuzdur. Ama devrik yaptım. Böylece bunlar eş çarpanlar oldu. Bu birinci sütun satır birden gelen eş çarpanlardır. Ve sonra son sütun satır neden gelen eş çarpanlar olur. Ve bu sonuç neden iyi olmalı? Aslında ortaya çıkan neden bunun kadar güzel olmalı? Şimdi bana çarpımdaki bir bir elemanın ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu sanki bana sadece bir elemanı söylediğinizde ana fikri görebileceksiniz gibi geliyor. A'nın bu satırıyla eş çarpanların bu sütununu çarptığım zaman buradaki bir birdeki elemanı için ne elde ederim? Burada ne elde ederim? Çünkü biz bunu gördük. Yani biz son derste ulaştıklarımıza dayanarak ilerliyoruz. Yani bu A 1 çarpı c 1, a 1 2 çarpı c 2, a 1'ine çarpı c 1 ne olur? Bunların toplamı ne olur? Bu determinant için eş çarpan formüldür. Bu bu eş çarpan formülü yazdığım. ve son olarak elde ettiğimiz A'nın determinantı satır 1'i kullanırsam eşit 1 olsun. O zaman A11 çarpı onun eş çarpanı, A12 çarpı onun eş çarpanı ve böyle devam eder gider. Ve bu bana determinantı verir. Ve o bu durumda çalıştı. Bu satır çarpı bu şeyler eminim ki ad bc'dir. Ama bu formül onun her zaman çalıştığını söylüyor. Yani burada bu bu pozisyon içinde A'nın determinantını elde ediyorum. 2 2 pozisyonu için ne olur? Satır 2 çarpı sütun 2 ne? Bu nedir? O sadece eş çarpanlar olur. Sadece satır 2 çarpı onun eş çarpanlarıdır. Böylece tabii ki tekrar determinantı elde ediyorum. Ve burada son olan içinde bu son satır çarpı onun eş çarpanları olur. Tam olarak görüyorsunuz. Farkına varıyoruz ki bu eş çarpanlar formülü sadece bu çarpanların toplamıdır. Ya tabii ki düşünüyorum da. Ey burada bir matris çarpım var. Ve A'nın determinantını elde ettik. Mükemmel. Ama burada bir şey daha var, değil mi? Başka ne var? Neye sahip değilim? Yani bu formülü en üst tam olarak ispatlamadım. Çünkü hala köşegen dışında olan şeyleri ki 0 olmalarını istiyorum. Yapmam gerekir. Değil mi? Ben sadece bunun A'nın determinantı çarpı birim matrisi olmasını istiyorum ve sonra mutlu olacağım. Peki neden bu olmalıdır? Neden bir satır çarpı farklı bir satırın eş çarpanları ki sütun olurlar? Çünkü devriğini aldım. Sıfır olsun ki. Başka bir deyişle eş çarpan formülü determinantı verir. Eğer satır ve eş çarpanlar biliyorsunuz. Eğer A'nın elemanları ve eş çarpanları aynı satır içindeyseler. Ama her nedense eş çarpanları birinci satırın elemanlarından ve ikinci satırın elemanlarından alırsam her nedense otomatik olarak sıfır elde ederim. Ve bunu söylemek ilginç ama neden böyle oluyor? Ve sadece bunu kontrol edebilir miyim? Tabii ki bu durumda onun olduğunu biliyoruz. Burada satır 1'den sayılar var. Ve burada satır 2'den eş çarpanlar var. Doğru mu? Bunlar satır 1 içindeki sayılar ve şunlar satır 2'den eş çarpanlar. Çünkü C'nin eş çarpanı eksi B. Ve D'nin eş çarpanı A'dır. Ve eminim ki bu satır çarpı bu sütun bize... Lütfen onu söyleyin. Sıfırı verir. Doğru. Tamam. Öyleyse şimdi nasıl oldu? Bunu 2'ye 2 iki durumda görebilir miyiz? Ne için oldu? Şey yani tahmin ederim. Onu kesinlikle bir şekilde görebileceğimizi biliyorum. Çünkü o tam burada duruyor. Yani onu biraz önce yaptık ve sonra 0 elde ettik. Ama neden 0 olduğunu sebeplerini düşünmek istiyorum. Bazı sebepler ki onu neye neye de kullanabilelim. Böylece burada benim düşüncem şu. Cevap olarak 0 elde ettiysek bir şekilde yaptığımız bu şeyin 2 eşit satırı olan matrisin determinantını alıyor olmamızdan şüphelenmeliyiz. Yani inanıyorum ki bunları başka satırın eş çarpanlarıyla çarparsak bu determinantı alıyoruz. Evet, determinantını aldığımız matris hangisi? O burada. İşte bu bitti. Biz bununla bunu çarptığımızda gerçekten ne alıyoruz? Bunu bu aşağıdaki küçük harflerin içine koyabilir miyim? Alıyoruz. a AB, AB matrisine bakayım. Bu matrisi AS olarak adlandırayım. A berbat. Tamam, pekala. Yani şimdi bu matris kesinlikle tekildir. Böylece onun determinantını bulursak 0 elde ederiz. Ama iddia ediyorum ki onun determinantını eş çarpan kuralıyla bulursak birinci satır boyunca gidersek a çarpanın eş çarpanını alacağız. Ve nedir? Bakın. İkinci satır boyunca gidelim. Tamam. O halde hangisini alırsam Biliyorum burada bir tekil matris var. Ve inanıyorum ki bu çarpımı yaptığımda yaptığım şey determinant için bu eş çarpan formülünü kullanmak. Ve biliyorum sıfır elde edeceğim. Bunu tekrar deneyeceğim. Peki determinant için bu eş çarpan formülü a çarpı onun eş çarpanını ki bu b olur artı B çarpı onun eş çarpanı ki bu eksi A olur. Yani AB B, eksi B, A almam gerektiğini söyler. Tamam. Bu burada bir işaret harcında yaptığımızdır. Ha, evet bildiğiniz gibi 1 eksi her şeyi çarpıyor olabilir. Bu yüzden bu determinantı alırsam bu A bunun determinantı A berbatın determinantı A çarpı onun eş çarpanı yani B artı ikinci adam çarpı onun eş çarpanı yani eksi A olur. Ve doğal olarak sıfır cevabını elde ederim. Ve bu satır çarpı bu yanlış sütunda ne oluyor? Bize tam olarak gösterir. Tamam. Bu 2'ye 2'nin resmi ve o burada da aynı olur. Bu nedenden burada yukarıda 0 elde ettim. 0 elde etmemin nedeni eş çarpan matrisinin son satırıyla A'nın birinci satırını çarptığımda sanki birinci ve son satırı aynı olan bu her bir matrisin determinantını alıyormuşum gibi olur. Kitap bunları benim derste yapabildiğimden daha özel ve daha dikkatli olarak ayrıntılarıyla inceliyor. Umarım amacı gördünüz. Amacımız bu bir özdeşliktir. Bu güzel bir özdeşlik oldu ve o bana bir matrisin tersinin ne olduğunu söyler. Yani o bize tersi, tersi için bir formül verir. Tamam. Böylece benim dersimin birinci amacı bu formülü bulmaktı. Ve bu oldu. Tamam. Ve tabii ki ters çevirebilirim. Yapabilirim. Bir çeşit ne geldiğini görebiliyor gibiyim. Bunun gibi soruları cevaplayabilirim. Varsayalım ki bir matrisim var. Bir, bir elemanını kaldırayım. Bunun tersine ne olur? Sadece ve sadece bu soruyu düşünün. Varsayalım bir matris var. Aşağıya tekil olmayan, yani tersi olan hoş bir matris yazacağım. Ve sonra bir birdeki elemanı birazcık hareket ettireceğim. Örneğin ona bir ekleyeceğim. Bu ters matrise ne olur? Şey, bu formül bana söyleyebilmedi. Determinanta ne olur? Ve bütün eş çarpanları ne olur görmek için bakmak gerekir. Ve resim hepsi orada. Hepsi burada. Matris değiştiğinde tersin nasıl değiştiğini gerçekten anlayabiliriz. Tamam. Şimdi ikinci uygulama. Bunu buraya koyayım. A x eşit B. Elbette çözüm A ters B'dir. Ama şimdi ters A için bir formülüm var. A'nın tersi 1 bölü bu determinant çarpı C devrik çarpı B. Şimdi ters A'nın ne olduğunu biliyorum. Böylece şimdi burada söylemem gereken neyim var? Herhangi bir şekilde bu cevabı bu 1 ve tek olan cevabı yok etme ile dersin ilk gününde elde ettiğimizle aynı olan cevabı elde etmenin bir yolu var mı? Şimdi, şimdi cevap için bir formülüm var. Ne olduğunu görmek için onunla biraz daha oynayabilir miyim? Ve Kramer, bu tam olarak Kramer kuralı, bu formüle bakmanın bir başka yolu. Tamam. Peki bu x için bir formül olur. İşte formülü. Tabii ki bu formülde gördüğüm ilk şey bu x cevabının içinde determinantın her zaman olduğu. Hiç şaşırmadım. Determinant ile bölüyoruz. Ama sonra burada ne olduğuna biraz daha dikkatle söylemem gerekir. Ve size Cramer kuralının ne olduğunu söyleyeyim. Hadi x1'i yani ilk bileşeni alayım. Yani bu cevabın ilk bileşeni. Sonra ikinci bileşen ve diğer bütün bileşenler olacak. Sadece bu formülün birinci bileşenini alabilir miyim? Peki aşağıda A'nın determinantı kesinlikle var. Ve kar olası birinci var. Yani C devrik B'den ne elde ederim? C devrik B'nin ilk elemanı nedir? cevaplamam gereken de bu. Şey C devrik B'nin birinci elemanı ne? Tamam. B var. Onun ne olduğunu söyleyeyim. Her nasılsa bu çarpım içinde sağdan B elemanlarıyla eş çarpanları çarpacağım. Matristen eş çarpanlar çarpı B'nin elemanları. Her zaman eş çarpanları bir sayı ile çarptığımda bir şeylerin determinantını elde edeceğimi düşünürüm. Ve bu şeye B1 diyeyim. Yani bu bir matris olur. Determinantı şuradan gelen matris. Ve ne olduğunu göreceğiz. Bir başka matris B2'nin determinantı x2 olacak. Bunun da determinantıyla bölünmesi gerek. Bu yüzden şimdi sadece Kramer'ın iyi bir fikri vardı. O bu matrisin ne olduğunu fark etti. Bu B1 ve B2 ve B3 ve böyle devam eden matrislerin ne olduğunu fark etti. Bunları tahtanın altına yazayım. Tamam. Peki bu B1 nedir? Bu B1 ilk sütunu içinde B ve diğer geriye kalanlardaysa A olan matris olur. Yani diğer konumlarda o geriye kalanlarda A'nın ne eksi bir sütunu var. O sadece birinci sütunu sağ taraftaki B ile yer değiştirilmiş olan A matrisidir. Çünkü her nasılsa bu adamın determinantını aldığım zaman bu bu matris çarpımını veriyor. Peki bu nasıl olabildi? Nasıl olabilir? Peki ne? burada kullanacağım determinant formülüne tabii ki çarpanları kullanacağım. Ve aşağıya doğru sütun birin çarpanlarını kullanırsam B'nin ilk elemanını neyle çarpacağım? Eş çarpan C11 ile çarpacağım. Bunu gördünüz mü? Burada eş çarpanları kullandığım zaman buradaki ilk elemanı aldım, buna B1 diyelim. Çarpı buradaki eş çarpan. Ama bu eş çarpan ne? Küçük bir el yordamıyla bunun bir boyut daha küçük bir matris eş çarpan olduğunu belirtmek isterim. Ve o da tam olarak C11. Güzel, İstediğimiz de tam buydu. Bu ilk eleman C11 çarpı B1 ve sonraki eleman her neyse. C21 çarpı B2 olur. Ve böyle devam eder. Ve sahiden buraya bakarsam eş çarpan açılımı yaptığım zaman B2 doğru şeyle çarpılmış olur. Ve böyle devam eder. Yani Kramer kuralı orada. Ve kitap çok fazla eş çarpanlar içermeyen başka çeşit güzel bir ispat verir. Ama burada eş çarpanlarımız vardı. Böylece size bu ispatı vermeye uygun buldum. Peki B genelde BC nedir? Bu A'nın sütun J'sinin B ile yer değiştirilmiş halidir. Böylece x, elde etmek için a'nın determinantı ile bölünen bu matrisin determinantı bunu genel formüle değiştireyim. x, j, j C olan b, j determinantının a'nın determinantı ile bölünmüş olur. Ve şimdi b, ne olduğunu söyledim. Peki. Yani Kramer bir kural buldu. Ve ona sorabiliriz. Tamam Kramer, güzel iş. Ama senin kuralın pratikte kullanışlı mı? Yani şey derdi. Benim kuralın doğruluğunu soruyor olamazsın. Çünkü sadece bütün yapman gereken A'nın determinantı ve şu diğer determinantları bulmak. Yani tahminim şöyle derdi. Bütün yapman gereken N artı bir tane determinantı bulmak. Ne tane? B ve A. Ve aslında çocukken matematikle ilgilendiğim zamanlarda Bell isimli birisi tarafından yazılan milyonerlik için matematik veya bunun gibi bir şey olarak adlandırılan matematikle ilgilenen çocukların okuduğu popüler bir kitabı okuduğumu hatırlıyorum. Ve onun doğrusal cebir hakkında olan küçük bir sayfası vardı. Ve yok etme metodunu çok karışık bir biçimde açıklamıştı. Onu kesinlikle anlamamıştım. Ve, ve ne yaptı bilirsin. Bir şekilde söyledi. Şey, yok etme için bu formül var. Ama bu büyük formüle Kramer kuralına bakın. Yani Kramer kuralının kesinlikle gitmemiz gereken yol olduğunu söyler. Ama Kramer kuralı yapılması korkunç olan bir yoldur. Çünkü bu determinantları hesaplamak yaklaşık sonsuza kadar sürer. Yani aslında şimdi başlı milyonerler için matematik diyeceğim. Bu kitabı düşünüyorum. Çünkü burada yok etme metodu tabii ki anında x'leri bulurken Kramer metodunda umutsuzca uzun hesaplamalar için ödeme yapmanız gerekebilir. Ama harflerden oluşan bir formül algoritma yerine cebir yapmanızı sağlar. Yani A tersi için açık formülde ve X için Kramer kuralı formülünde bazı değerler var. Onlar güzel formüller. Ama bunları kullanmanızı istemiyorum. İşte buraya kadar. Zorunda olsaydınız MATLAB bunu asla yapmazdı. Yani yok etme metodunu kullanırdı. Tamam. Determinant yoluyla gelen şaşırtıcı bağlantıların bugünkü listede 3 numarada olanı için hazırım. Ve bu 3 numara determinantın bir hacim vermesi gerçeğidir. Tamam. Peki şimdi bu benim son konumu. Bunlar arasında benim 3 numaralı uygulamam ki bu determinant aslında bir şeylerin hacmine eşittir. Bu özel durumu düşünmek için bu küçük alanı kullanabilir miyim? Ve sonra genel kural hakkında düşünmek için uzaktaki tahtayı kullanacağım. Peki ne ispatlayacağım? Ya da iddia ediyorum. Matris determinantının ...bir kutunun hacmi olduğunu iddia ediyorum. Tamam. Ve siz hangi kutu diyebilirsiniz? Haklısınız. Tamam. Peki bakalım. 3'e 3'te olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Kabul edebilir miyiz? Hadi 3'e 3 üç diyelim. Yani bu yüzden biz gerçekten... ...3'e 3 üç matrisler ve 3 boyutlu kutular hakkında konuşuyoruz. Ve bu yüzden... Bütün yaptığım kutunun ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu orada, bu orada 3 boyutlular. Tamam. Şimdi matrisin birinci satırını A11, A22, pardon A11, A12, A13 aldım. Bu satır bir vektördür. O bir noktaya gidiyor. Bu nokta olacak. Ve bu kenar ona gidecek. Kutunun bir kenarı olacak. Ve bu noktada kutunun bir köşesi olacak. Yani burada 0, 0, 0 tabii ki. Ve burada matrisin birinci satırı A1, 1, A1, 2, a 13 var. Peki bu kutunun bir kenarı var. Kutunun başka bir kenarı matrisin ikinci satırı olur. Satır 2. Şuradaki ne satır 2 diyebilir miyim? Ve kutunun 3. satırı 3. satır yani kutunun 3. kenarı satır 3 ile verilecek. Yani böylece satır 3 burada. Bu koordinatlar bu kutunun bu köşesinin koordinatları nedir? a 31 A3 a 33 Yani kutunun bu kenarını elde ettim. Bu kutunun kenarı, bu da kutunun kenarı ve bunlar ihtiyacım olanların hepsi. Şimdi sadece kutuyu bitirdim doğru mu? Ben sadece doğru kelime tabii ki dört kenarlıdır. Ama bilinen nedenlerden kutu yazdım. Tamam. Yani tamam. Kutunun altı var. Kutunun dört tane yan kenarı var. Kutunun üstü var sevimli değil mi? Bu üç kenarı olan ve sonra A'ya tamamlanan her biri belirsiniz her bir yanı A olan kutu paralel kenar olur. Ve o hacmi determinant tarafından verilen kutudur. Bunun yani onun mümkündür ki bu determinant negatif de olabilir. Yani sadece bu durumda neler olduğunu söylemeliyiz. Determinant negatifse, o zaman gerçek hacim için mutlak değer almalıyız. Yani hacim, eğer biz hacimi pozitif olarak düşünürsek, determinantın mutlak değerini almalıyız. Ama bu, bu işaretin, determinantın işaretine, o her zaman bize bir şeyler söyler. Ve var nasılsa bize ya bir sağ el kurallı kutu ya da bir sol el kurallı kutusu olduğunu söyleyecektir. Eğer biz kenarların ikisini tersine çevirirsek sağ el kutu ile sol el kutu arasına gelir gideriz. Hacmi değiştiremezdik ama o döngesel devirsel sırayı değiştiririz. Peki. Bunun hakkında endişelenmezdim. Ve bir özel durum ne olur? A eşit birim matris. Pekala. Bu özel durumu alalım. A eşit birim matris. Birim matrisin determinant formülü kutunun hacmine eşit mi? Peki kutu nedir? Kutu nedir? A birim matrisse o zaman bu üç satır vektörlerin koordinatları olur ve kutu bir küp olur. Birim küp. Yani eğer A birim matrisse, tabii ki formülünüz doğrudur. E Aslında bu özellik biri ispatlar. Bu hacim özellik biri sağlar. Aslında bu şeyleri elde edebilirdik. Biz bu kutunun hacminin determinantı tanımlayan 3 özelliğe aynen sahip olduğunu gösterebilirsek, o zaman onun bu determinant olması gerekir. Yani bu durum bunu ispatlamak için şık bir yol gibi olurdu. Bu determinant eşit bu hacim çarpıcı gerçeğini ispatlamak için önce onu birim matriste kontrol edeceğiz. Bu güzel. Kutu bir küptür ve onun hacmi 1 olur. Ve bu determinant da 1'dir ve bu 1 bir, şu birle aynı olur. Şimdi bunu alalım. Bir üst düzeye dik matrislere gidelim. Çünkü bu şansı kullanarak bir önceki bölüme gelmek istiyorum. Bir dik matrisimizin olduğunu varsayalım. Bunun anlamı ne? Bu şeyler her zaman Q dedim. Birim matris yerine A eşit Q dik matris almanın önemine, o zaman Q neydi? Bu sütunları dik olan matristi değil mi? Onlar, onun sütunları, birim vektörler, dik birim vektörlerdi. Yani şimdi ne çeşit bir kutu elde ettik? Satırlardan ya da sütunlardan ne tür bir kutu geliyor? Satır veya sütundan gelmesinin bence bir mahsuru yok. Çünkü determinantla devriğinin determinantı aynıdır. Böylece bundan hiç endişe duymam. Ne tür bir kutu matrisimiz, bir dik matrisse kutu şekli nedir? başka bir küp. Yeniden küp olur. Onun birim küpten farkı ne? Sadece döndürülmüş. O sadece bu dik matris Q birim matrisi olmak zorunda değil. O sadece birim küp ama uzay içinde döndürülmüş. Böylece yeteri kadar eminim. O birim küptür ve onun hacmi birdir. Şimdi Determinant 1 mi? Q'nun determinantı ne? Q'nun determinantı 1 ya da eksi 1 olsa iyi olur kanısındayım. Böylece bizim formül bunu kontrol edelim. Eğer onu küpümüz varken bu basit durumda kontrol edemezsek onu gelen durum içinde elde edemeyiz. Peki Q'nun determinantı ne için 1 ya da eksi 1 olsun ki? Q hakkında bildiğimiz ne? Q'nun özelliklerinin matris ifadesine birim dik sütunlu A matrisi belirli bir denklemi sağlar. Bu nedir? O eğer bu dik matrisimiz varsa o zaman bu durumda ne olduğunu söylemenin yolu bunların ne özellikleri var? Q üssü Q devri Q eşittir I. Doğru mu? Bu nedir? Bunlar ismi Q olan matrisler olup matrisler Q devrik Q eşittir I'dır. Tamam. Şimdi buradan söyleyeyim ne için bu determinant 1 ya da eksi 1 olur. Nasıl bu gerçekten? Bu bir ev ödevi sorusu bile olabilir. Bu... ...kitap içinde alıştırmalar listesinde var. Ve hadi sadece onu yapalım. Nasıl elde ederim? Q'nun determinantının 1 ya da... ...belki eksi 1 olduğunu nasıl bulurum? İki yanın determinantını alırım. Sağ tarafta... ...yani ben... ...her iki yanın determinantını aldığım zaman... ...hadi yapalım. Determinantları al. Determinantı al birim matrisin determinantı 1'dir. Bu çarpımın determinantı ne? Kural 9 şimdi işe yarıyor. Bir çarpımın determinantı bu adamın determinantı, belki onu koyacağım. Determinantı için bu sembolü kullanacağım. O şu adamın determinantı çarpı diğer adamın determinantı olur. Ve sonra Q devrenin determinantı nedir? ...ki onun determinantı ile aynıdır. Şimdi de kural 10 işe yarıyor. Yani bu sadece bu şeyin karesi olur. Yani bu determinant 1 karedir. Ve eminim ki o 1 ya da eksi 1'dir. Mükemmel. Küplerin bu özel durumları içinde gerçekten determinant eşittir hacim elde ettik. Şimdi bunu Küp olmayanlara genelleyebilir miyim? Ona önce dikdörtgene, dikdörtgen kutulara uygulayayım. Burada sadece kenarları çarpacağım. Hepsinin 90 derecelik açılarını koruyayım. Çünkü bunlar bu hayatımı kolaylaştıracak. Ve sadece kenarları uzatayım. Varsayılan ilk kenarı uzattım. Varsayalım bu ilk kenarı 2 katına çıkarttım. Bu ilk kenarı iki kat uzattığını varsayalım. Diğer kenarları da aynı bıraktım. Hacime ne olur? Hacim iki kat olur değil mi? Bir küpün hacminin iki katı olacağını biliyorum. Aslında çünkü biliyorum ki bu yeni küp tam üstte oturur. Yani yeni eklenmiş küp tam üzerinde oturur. Tam uyar. Muhtemelen bir geometri uzmanı eşlenik falan diyebilir. İki küpümüz olurdu. İki özdeş küpümüz. Toplam hacim şimdi iki oldu. Tamam. Yani bir kenarı ikiye katlarsam hacim de ikiye katlanır. Determinanta ne olur? Bir matrisin birinci satırının iki katını alırsam determinant üzerinde etkisi ne olur? O da 2'ye katlar, değil mi? Bu kural 3a'ydı. Hatırlarsanız kural 3a satır 1'de bir çarpanım varsa onu dışarıya çarpan olarak alabilirdim. Yani eğer bu satır 1'de 2 çarpanım varsa onu determinantın dışına çarpan olarak alabilirim ve bu kutunun hacminin bu iki katı olmasıyla uyuşur. Yani böylece hacim 3A özelliğini sağlar. Ve şimdi çok yakınım ama bu ispatın sonunu elde etmek için bu dik açılardan uzaklaşmam gerekir. Olası diğer açıları da göz önüne almam gerekir. Ve ya da aynı şeyi söylüyor. Hacmin 3B'yi sağladığını kontrol etmem gerekir. Yani olabilir mi? Bu ispatın sonu olur. Böylece ben A'nın determinantı eşittir kutunun hacmi. Doğru muyum? Bu hacim özellik 1'e sahip. Sorun yok. Kutu küpse her şey yolunda. Kutu birim küpse hacmi 1'dir. Özellik 2. 2 satırın yer değiştirmesi ama bu kutuyu değiştirmiyor. Ve mutlak değeri de değiştirmiyor. Yani burada sorun yok. Özellik 3A. 3A'nın ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Pekala. Özellik 1 bir birim matrisle ilgiliydi. Özellik 2 çok da umursamadığım artı ya da eksi olmasıyla ilgiliydi. Özellik 3A bir satırdaki T çarpanı ile ilgiliydi. Ama şimdi elimde yapmam gereken özellik 3B var. Özellik 3B neydi? Bu özellikleri tekrar etmenin güzel bir yolu. Yani bu 3B, özellik 3B dedi ki, hadi yapalım. 2'yi 2 de yapalım. Yani dedi ki, A artı A üssü, B artı B üssü, C'de matrisin varsa bu neye eşittir? Peki bu özellik 3B'dir. Bu tek başına satır 1 içindeki doğrusallıktır. Yani CD aynı kalır ve bunu AB ve A üssü B üssü olarak ayırabilirim. Bu özellik 3B'ydi. En azından 2-2 durumunda. Ve şimdi göstermek istediğim bu hacmin 2'ye 2 iki de bu alan olur. Bu özelliği sağlaması. Vurgulamalıyım ki bizim elimizde paralel kenarın alanı için bir formül var. Bu paralel kenarın alanı onu çizebilir miyim? Tamam burada. Paralel kenar burada. Satır A, B var. Bu birinci satır. Bu AB noktası. Ve CD'yi çizelim. CD buraya geliyor. Ve paralel kenarı tamamladım. Yani budur. Ama onu doğru yapsam iyi olur. Gerçekten bunun koordinatları CD'dir. Ve bu toplam her neyse şunun koordinatları olur. Ve tabii ki başlangıcı 0, sıfır 0'dır. Ve biliyoruz ki bu A artı C, B artı D'dir. Bu ispatı birkaç dakika ara verip geriye bir formüle gideceğim. Çünkü Kramer kuralının aksine ki beni çok etkilememişti. Bir paralel kenarın alanı için olan bu formülün beni çok etkilediğini görmenizi istiyorum. Ve formülümüz ne? Bu paralel kenarın alanı nedir? Bunu geçen yıl sorsaydım. Paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir derdiniz. Değil mi? Bu tabanın ne olduğunu bulabilirdiniz. Bu tabanın uzunluğu neydi? a kare artı b karenin kare kökü gibi olurdu. Ve sonra bu yüksekliğin ne kadar olduğunu bulurdunuz. Her neyse bu çok korkunç. Bu demek kare kökü var ve bu yükseklik içinde başka bir iğrenç şey olurdu. Ama şimdi alan için şimdi bulduğumuz bu formül ne? O küçük matrisimizin determinantıdır. O sadece AD eksi BC'dir. Karekökler yok. Çünkü o tam olarak 3 dersin tümünde üzerinde çalıştığımız bir formüldür. Tamam. Yani biliyorsunuz. Burada çok önemli bir noktaya değiniyorum. Eğer ki bir kutunun köşelerinin koordinatlarını biliyorsanız o zaman hacim alan ya da hacim için herhangi uzunluk ya da herhangi bir açı ya da herhangi bir yükseklik çermeyen mükemmel bir formülünüz oldu. Ve benzer olarak bu üçgenin alanı ne? Bunu buradan kestiğimi varsayalım ve şöyle bir durumda çünkü paralel kenar yerine üçgenle daha çok ilgileniyor olabilirsiniz. Bu üçgenin alanı ne? Şimdi yine herkes bir üçgenin alanı tabanın yarısı çarpı yükseklik diyecektir. Ve bazı durumlarda bu a olan tabanı ve bu yüksekliği biliyorsanız bunda bir sorun yok. Ama burada bildiğimiz şey köşelerin koordinatları. Köşeleri biliyoruz. Ve peki bu üçgenin alanı ne? Bunları biliyorsam ABCD ve 0, 0 biliyorsam alan ne? O sadece yarım. Yani sadece bunun yarısıdır. Yani budur. Paralel kenar için AD eksi BC'dir. Ve bunun yarısı AD eksi BC'nin yarısı olur. Yani demek istediğim 2'ye bölümü söylemek tamamen önemsiz bir yorum. Ama üçgenlerde daha sık karşılaştığımızdan e, alan için formülü bildiğinizi hissedersiniz ama alan için iyi bir formül buradakidir. Ve bir üçgenin alanı hususunda sadece bir şey daha söyleyeceğim. O sırf biliyorsun bir şey için iyi bir formül elde etmek o kadar güzeldir ki... Bizim üçgen 0, sıfır 0'dan başlamasaydı ne olurdu? Bizim üçgen ne olurdu? Bu olsaydı. Ne olsa yani tekrar üçgenlere dönüyorum. Ama bu üçgeni bir yerlere koyayım. Üçgenlerle kalıyorum. Sadece iki boyuttayım. Ama bana herhangi bir üç köşe vermenize izin vereceğim. Ve içinde bu altı sayı alanı tanımlamalı ve formülle alan olacak, bir paralel kenarın yarısı olacak. Yani temelde bu tamamen yeni bir şey olamaz. Doğru mu? Biz alanı bunun 0, 0 olduğunda alanı biliyoruz. Şimdi görüş alanımızı birazcık kaydırmak ve alanın ne olduğunu da elde etmek istiyorum. Yani onun ne olduğunu yazayım. Olması gerektiği gibi. Eğer x1, y1 v 1, bir x2, y2 ve 1 ve x3, y3 ve 1'i yaparsam bunun çalıştığı ortaya çıkar. Tabii ki bu sadece bir determinant işareti. Bu determinantı bulmanız için versem, bundan bu satırı çıkartabilirsiniz. O bunu yok ederdi, bundan bu satırı çıkart, o bu biri yok eder. O zaman farklarla yapacağınız basit bir determinantınız olurdu. Ve bu küçük çıkartma olurdu. Yaptığımız orijinden başlamak için üçgeni hareket ettirmekle eşdeğer olurdu. Hızlı yaptım çünkü zaman bitti. Ve 3 bnin ispatını tamamlayamadım. Bırakacağım. Kitapta bunun niye çalıştığını göstermek için dikkatlice çizilmiş resim var. Ama alan ve hacim için önemli olan noktayı gördüğünüzü umarım. Determinant mükemmel bir formül verir. Tamam. Ve gelecek ders öz değerler hakkında olacak. Yani gerçekten büyük şeylerle meşgul olacağız. Teşekkürler.